Biliyorsunuz her akşam hemen ekrana getiriyoruz. Terör operasyonları tüm hızıyla devam ediyor ve terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. İşte Türkiye-İran sınır hattındaki Doğu Bayazıt kırsalında tel örgülere takılı, içerisinde terör örgütü PKK'ya ait Kalaşnikov, mermi, dürbünler ve termal koruma kıyafeti bulunan çanta bulundu. Polisin o çantaya yönelik yürüttüğü çalışmada çantanın sahibi teröristin kimliği kısa sürede belirlendi. Mamo Kasım kod adlı teröristin bombalı saldırı için Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Adım adım takip edilen teröristin HDP'nin Ağrı Doğu Bayazıt ilçe binasına girdiği, oradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir başka şüphelinin evine götürüldüğü belirlendi. İşte o terörist polisin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla yakalandı. Cephane dolu çantayla Türkiye'yi eyleme gelen terörist HDP binasına girip çıkarken böyle görüntülendi. Kandil'den eylem talimatı bekleyen terörist film gibi sır operasyonla yakalandı. İran sınırını koruyan askerler 17 Mart'ta Kanlı Baba Tepe mevkiinde tel örgülere takılı bir çanta buldu. Yapılan kontrolde çantanın tamamen cephaneyle dolu olduğu tespit edildi. Kalaşnikov, tablet, gizlenme filesi, termal koruma kıyafeti, silah dürbünü ve çok sayıda fişeğin bulunduğu çantanın sahibi PKK-KCK terör örgütü mensubuydu. Çantayı bulan askerlerin uyarısı Ağrı polisini harekete geçirdi. Çok geçmeden o teröristin Suriye uyruklu Mamo Kasım kod adlı Rodi Evdilla Ehmet olduğu belirlendi. O alçak teröristin asıl hedefi ise Türkiye'de bombalı bir saldırı gerçekleştirmekti. İstihbarat teröristin bağlantılarını da ortaya çıkarmak için ona teknik ve fiziki takip başlattı. Çok geçmeden o terörist Kandil'le bağlantı kurmak için Doğu Beyazıt'taki HDP binasına girerken böyle görüntülendi. Elini kolunu sallayarak HDP ilçe binasına giren terörist, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Botan Ergül ile birlikte oradan ayrıldı. Bir süre yaya olarak ilerleyen ikili, öncü artçı şeklinde terörist Ergül'ün evine girdi. Onun üzerine evi kuşatılıp operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polislerinin film sahnelerini aratmayan baskınında iki terörist evdeki diğer şüphelilerle birlikte kaçmaya çalıştı. Evin arkasındaki dere yatağına atlayan Mamo Kasım kod adlı terörist Rodi Evdilla Ehmet hıskıvrak yakalandı. Operasyonun sonunda 5 şüphelinin tamamı ele geçirildi. Terörist Rodi Evdilla Ehmet verdiği ilk ifadesinde terör örgütünün tüm planlarını itiraf etti. İran'dan geldiğini ve HDP ilçe binasında bir takım görüşmeler yaptığını söyledi. Ayrıca teröristin gösterdiği yerlerde zulalanmış iki el bombası, bir tabanca, bir şarjör, 15 fişek daha ele geçirildi.